Bugünlerde sizi burada hep yalnız görüyorum. Sarıçayan hastanemizden ayrıldı mı yoksa? Hayır Zeren Hanım. Bir kaza geçirmiş. O yüzden 3 gündür izinli. Bugün öğleden sonra gelecek. Ne kadar da sevindirici bir haber. Ceren. Merhaba. Ben de seni arayacaktım şimdi. Mine geliyor. Beraber öğle yemeğine çıkacağız. İşin var mıydı? Aslında şey vardı. Aslında bir şey yoktu. Boşuna uydurmaya çalışma. Fikret'e sordum. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Geçen akşam bizdeki halin geldi aklıma. Hangi halin? Hani babamın kahve istediğini anneme söylerken... Şey de kahve istiyor. Ne var bunda? Ne diyeceğimi bulamadım. Necip Bey'i mi diyeyim? Baba de kurtul. Mine'ye de Mine Hanım yerine Mine abla falan diyebilirsin mesela. Yok daha neler, bir bu eksikti. Şaka yapmıştım. Ama bunda bu kadar kızacak ne var anlamadım. Sonuçta evlenince öyle diyeceksin. Yeter ama Suat. Bırak da neyi ne zaman yapacağıma ben karar vereyim. Niye? Ağır mı geliyor onlara anne baba demek? Sonuçta yaşlı insanlar. Ağır gelme meselesi değil. Ne peki? Benim gitmem lazım şimdi. Görüşürüz. Merhaba. Burası senin gezi yolun üzerinde değil. Güzel bir kız uğruna yoldan çıkan ilk erkek ben değilim. Seni görebilmek için bütün hastaneyi turlayıp duruyorum işte. Gestapo yüzünden artık eskisi kadar sık yanına gelemiyorum. Zeynep Hanım, sizin ilgilenmeniz gereken işleriniz yok mu? Merhaba Fikret Hanım. Merhaba Fikret Hanım. Biz de tam sizden bahsediyorduk. Öyle mi? Hı-hı. Bunu duyduğuma ne kadar memnun olduğumu anlatamam. Bak, bir hastaya bir şey yapamam. Ama bir asistana dünyayı dar edebilirim. Bunu biliyorsun değil mi? Önümüzdeki tüm haftayı dosyalarla geçirmek istemiyorsan hemen toz ol. Peki hocam. Ömer Bey, siz de doğru yatağınıza. Baş üstüne. Boğulmak üzereyim. Bu aile muhabbeti burama kadar geldi artık. Ya ben zaten kalabalık bir aileden geliyorum. Fenalık gelmiş üstüme böyle şeylerden. Ne oldu? Ne olacak? Suat'la gerildik yine. Yani Ela, ben hakikaten elimden geleni yapıyorum. Ama Suat'ın talepleri bitmiyor. Ne istedi? Bugün ne istedi diye soracaksın. Onunkileri anne baba deseymişim, bu bir. Ölen de Mine... Pardon. Mine abla geliyormuş yemeğe. Yemeğe çıkacakmışız, bu da iki. Ne bu ya? İyi de bunlarda bir anormallik yok ki. Alır mısınız? Ben hazır olduğumda zaten anne baba derim. Demiyorsam daha hazır değilim demektir. Hem nişanlı bile değiliz. Ne o öyle hevesli kızlar gibi anneciğim anneciğim. Büyütme ya. Ayrıca Mine ile birbirimize bayılmadığımızı biliyor. Niye sürekli bizi bir araya getirmeye çalışıp beni geriyor ki? Mecbur muyum ben her dakika onun ablasıyla olmaya? Ne oldu? Kavga mı ettiniz Suat'la? İhtiyar duydunuz mu? Yok. Öldü mü? Yok canım, ne ölmesi? Canlandı. Uyandı adam. Yapma ya. Aa. Olaya bak. Uzun zamandır sizi burada göremiyorduk hocam. Yoğunluktan Fikret. İşten güçten kafamı kaldıramıyorum ki. Odamda bir şeyler yiyorum işte. Ama daha yeni spazm geçirdiniz. Biraz dinlenmeniz lazım. Hem öyle atıştırmakla olmaz hocam. Gerçi size sağlıklı beslenmenin yararlarını ben anlatacak değilim ama. Terzi söküğünü dikemiyor işte. Hastalara ahkam kesmeye gelince iyi de... kendimize gelince umursamıyoruz işte. Umursamıyoruz. Bizi umursayanlara da kızıyoruz. Nisa Hanım'dan haber var mı hocam? Var. Döndü Londra'dan. Eve gelecekmiş bu akşam. Öyle mi? Çok sevindim hocam. E
eşyalarını toplayacakmış. Bir kahve alabilir miyim? Tabii efendim. Ne çabuk dönmüşsün? Gitmedik ki. Niye gitmediniz? Yoksa ben yokum diye mi ne istemedim? Ya bu kadını anlamıyorum. Niye böyle anlamsız kaprisler yapıyor ki? Yok. Sadece bir yanlış anlama oldu. Yani Mine beni yanlış anladı. Ben istiyorsanız yarın gidelim. Hem Suat da olur dedim. Onunla yemeğe gitmek istemiyorum sandım. Kadın işini gücünü bırakıp buraya kadar gelmiş. Bir saat yemeğe çıkmak bu kadar mı zor geldi sana? Senan, biz evleniyoruz. Ve onlar benim ailem. Mine de elinden geleni yapıyor. Ben de elimden geleni yapıyorum. Ama sen sürekli daha fazlasını istiyorsun. Bunu başarabileceğim ben emin değilim. Bu yürüyüşü tanıyorum. Ben patlamayı hazır bir bombayım yürüyüşü bu. Ne oldu söylesene. Çok sinirliyim. Ve bu gidişle her gün biraz daha sinirli olacağım. Suat Bey her konuda beni suçluyor. Hiç benim tarafımdan baktığı yok. Varsa yoksa ailesi. Bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Hadi gel benimle. Sana iyi gelecek bir şey biliyorum. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.